İsmet İnönü, Ankara. Sual: hakkını helal etmenin ahiretteki önemi nedir? İsmet İnönü ahirete hiç inanmadı. İsmet İnönü'nün ne imanı vardır ne dini vardı İsmet İnönü. İsmet İnönü bu suayı soruyor bize. Efendim, bazıları onunla dalga geçmek için onun ismini kullanıyorlar. Şeyde, Twitter'da da çok var. Hı? Twitter'da da öyle çok kullanıyorlar. Onun ismini kullanıyorlar. Onun nam altında işte onun kötülüklerini söylüyor. İşte öyle yapanlar da var. Hoş bir şey değil. Peki, İsmet İnönü, Ankara. O meşhur hikayeyi biliyorsunuz. O Sıhhiye'de, orada eskide oradan evi, orada evi Sıhhiye'deydi. O Sıhhiye'de şeye gelirken, o piyes yapılan yere gelirken oraya bir levha koymuşlar, dönüş yeri. Demiş ki oraya sola dönmek için sola yanaşınız. Trafik kaidesi bu. Sola dönmek için sola yanaşınız. Bir adam biri de gitmiş, onun dibine yazmış İsmet İnönü. Sola dönmek için sola yanaşırız. Neyse, bu kardeşimizin bence bu iyi bir şey değil yani. Şey, efendim, ben gerçek ismiymiş. Ciddi mi söylüyorsun? Evet. İsmet İnönü. Peki. Hakkını helal etmenin ahiretteki önemi nedir? Çoktur. Ahiret amel yeri değildir. Ne cebinde para olacak, ne mal olacak, ne mülk olacak. Hiçbir şey yok. Bir adamı gıybet ettin, bir adamı darp ettin, bilmem ne ettin. Orada mahşerde illa, mutlaka sen onunla hesaplaşacaksın. Haksızlık yaptıysan, parasını gasp ettiysen, yahut da ne bileyim yanlış işler yaptıysan, onları ödettirecek Cenab-ı Hak sana. Hadi, bunun aldığın, gasp ettiğin parasını ver. İlla her şey helallaşacak orada, hepsi. Birbirlerinden haklarını alıp verecekler, çare yok. İşte boynuzlu koyun, boynuzsuz koyun hikayesini anlatırlar. Şimdi cebinde para yok, para getirmedi, ahirete para gitmiyor. Ne olacak? Olacak şu, sevabından alıp ona verecekler. Sevabın da yok. İsmet İnönü. Sevap ne arar? O zaman ne diyecekler? Öbürünü, günahını alıp sana yükleyecekler. Hak sahibinin günahını alıp sana yükleyecekler. Onun için ne edip edip bilhassa kul hakkıyla ahirete gitmemek lazım. Bilhassa. Eğer burada helallaşmazsan ahirette illa adalet terazisine gireceksin. Orada avukat da yok. Oradaki mahkemeler buradaki gibi değil. Rüşvet çalışmıyor. Avukat yok. Hiçbir şey yok. İlla ya senin sevabını alıp ona verecekler. Hiçbir şey yoksa, veya onun günahını alıp senin sırtına yükleyecekler. Onun için ne edip edip burada helallaşmak lazım.